Sevgili izleyenler, Radyoca'da kim bilir neler olacak, neler efendim. Radyoca'da TRT Okul'un yeni program alımlarını konuşacağız, elemeleri göreceğiz efendim. Tırt Star, TRT Star, TRT Okul Star olacak Radyoca'da, sakın kaçırmayın. Alo. He, iyi akşamlar Fevzi Bey, Radyoca ben. Fevzi Bey, ya ben bir mazeretim ocakta, ya ben çok kötü hasta olmuşum da. Evet efendim, çok kötü hasta olmuşum ben. Ya şey diyeceğim, bana bir iki gün tatil... Fevzi Bey, yok tatil için demiyorum. Hani istirahat etsem çünkü çok kötü hasta olmuşum. Yok oğlum, yalan anlamıyorum. Ne gribi diyor? Ne gribi var şu an? Ne gribiyle başladı? Ne gribi moda? Kuş gribi, kuş. Kuş... Oğlum kuş gribi benim gibi adama ne der? At gribi. Fevzi Bey, at gribi olmuşum ben, evet. Evet efendim, at gribi. He, Eskişehir'de faytona bindim, ondan bulaşmış. Evet efendim. Evet, at gribi. Efendim, yaşam boyu eğitim de ben öleceğim. Nallar dikeceğim at gibi. Yok, revire gittim efendim, revire gittim, dediler ki sana bakamayız dediler, senin arpanın suyunu veremeyiz dediler. Evet efendim. Hayır, şimdi ben diyorum ki, hani iki gün bir hamakta ayaklarımı uzatıp, iki gün bir istirahat etsem evde. Evet efendim, at gribi çünkü. Evet, hani hayvan terleyince çünkü şey olur, iki gün ter atsam diyorum. Evet efendim, dinliyorum efendim. sağ ol efendim. Tamam efendim, sağ ol. Sağ ol efendim. Sevgili ben buraya bir görüntü koy. Disco, partizan. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, Sayın İdadan Bidi, Büro Şeflerim ve ekran başında bizi izlemekte olan değerli TRT Okul izleyicileri. Efendim ben Radyo Hoca. Yeni bir programla daha karşınızdayız sevgili izleyenler. Bakalım dersimiz neymiş efendim? Efendim bugün dersimiz... TRT Okul'dan son haberler konumuzsa yeni sezonda neler olacak, neler sevgili izleyenler. Efendim biliyorsunuz kanal olaraktan çok yenilikçi bir kanalız efendim. Bir durumumuz, bir oturumuz yok. Devamlı sizler için yeni şeyler için çalışmaktayız sevgili izleyenler. Tabii ki efendim bunda genç bir kadro oluşumuzun da payı ve rolü büyük efendim sevgili izleyenler. Kanalımıza gün geçmiyor ki yeni bir program ve programcı daha katılmasın efendim. Yeni bir program ve programcı fark etmeyelim. İşte size bugün yeni bir program Dua Dostu. Koy bakalım görüntüsünü sevgili yönetmenim. Doğa servisleri sadece canlılarla sınırlı değil. Bir bataklık düşünün. Şimdi o bataklık orada olmasa, mesela bir sel bastığı zaman o bölge göreceğinden çok daha fazla zarar görür. Evet efendim, bu programda doğa dostu bir abimiz, bir büyüğümüz bizlere efendim doğanın güzelliklerini anlatıyor. Çiçekler, böcekler ne işe yarar, neden onları korumalıyız? Bunlar hakkında bilgi veriyor efendim. Ve tabii ki de yaşının getirdiği bir takım birikimleri ve tecrübeleri bizlere anlatarak bizlere aktarıyor efendim. Görelim bir görüntüsünü. Kendim de deniz ekoloğuyumdur. Ben botu alırken acaba dedim bir tane de kendime alayım mı? Ve aldım. Şimdi ben transatlantiklerde dolaşmış. Öbürü zaten Pasifik Okyanusu'nda araştırma gemilerinde geçirmiş. Dur! Yedek subaylığı yaptığım zaman... Evet efendim, malumunuz ihtiyarlarımız hatıra anlatmayı pek sever. Hatıra anlatmaya başlayınca bir başlar efendim konuşmaya, sürer gider. Zannedersem kameramanımız da bakmış ki hocamız hatıra anlatmaya başlıyor, bizi kitleyecek gene. Almış başını başka arkadaşlara gitmiş efendim. Buradan bu kameraman arkadaşa sesleniyorum. Sirsarlık etme evladım, öyle olmaz. Hocamız orada çok ciddi bilgiler anlatıyor. Bak ben de senin yaşlarındaydım bir gün. Hiç unutmam, bir gün ben bizim kanalda teknik yönetmen dedi ki, Rad dedi, sen dedi neden dedi böyle yapıyorsun dedi. Sen dedi çünkü ben de o zaman da teknik yönetmenin altında çalışıyorum. Ya dedi sen dedi bunu... Lan! Nereye gidiyorsun Sirsarlık?
Ne yapın efendim? Ne kaçıyorsun? Neyse efendim, kısa süreli bir gerginlik yaşadık. Sevgili izleyenler, kanalımız TRT Okul yeniliklere doymayan bir kanal efendim. Gün geçmiyor ki yeni bir şey olmasın. Bu bir yeni programdı. Aramıza daha nice yeni programlar katılacak efendim. Tabii ki kaliteli bir kanal olduğumuza çıtayı da çok yüksek tutuyoruz efendim. O yüzden program alımları, önlemeleri devam ediyor efendim. Bir izleyelim görüntülerini. Gençlik halleri yapacağım diye bir tanesini zor şey yaptırdık. Gel evladım, evet buyur. Merhaba hocam. Merhaba evladım. Hocam, TRT Okulu açıldığından beri dikkatle takip ediyorum. Her konuda eğitim var. Yalnız bir şey dikkatimi celbetti. Yabancı dil eğitimi yok hocam. Şahane bir tespit. Bravo, şahane bir tespit. Evet, doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bu konuda ben birçok açık öğretim bölümümde İngilizce dersleri vermiştim ama tabii bir yere kadar faydalı olabildi. Güzel, nasıl yapacaksın? Hocam, gençlere yabancı dili sevdirerek öğreten bir program. Güzel. Sağ olun hocam. Yabancı dil günümüzde artık bir gereklilikten de öte bir olmazsa olmaz haline dönüşmüş durumda. Ama çocuklarımız dersleri ağır olduğu için sevmiyorlar. Evet. Biz esprili bir dille kolay hatırlatma tekniklerini öğreteceğiz. Güzel. Nasıl? Örnek ver bakalım. Şimdi hocam, mesela bana bir hay Can deyin. Hay Can. Öpsün seni Mustafa amcam. Browser deyin hocam. Browser. Gel kolumu ısır. Configurator. Configurator. Girsin garaja damperli tır. Damperli tıra yazık, düşsün üstüne yağlı kazık. Kazıklara kar yağdı, seni ezmeye az kaldı. O lafları atlattık, üstüne soda patlattık. O laflar boy boy kovalasın seni koy boy. Koy boya para verdim, seni izlemeye geldim. O laflar bayır aşağı. Yani işte böyle böyle espriler hocam. Güzel. Şu kapıyı kapayayım bir. Olur mu hocam? Geçtin mi? Olur evladım, geçtin. Önelemeyi geçtin. Şimdi ben sana elemeyi, göz nuru bir sopa çekeceğim. Şimdi kurdele takacağım mesela. Dur sen. Sen nasıl konuşuyorsun lan ya? Sarı. Sil sarı. Gel evladım. Hocam merhaba. Merhaba, buyur. Hocam ben baktım ki TRT Okul'da böyle talk show tarzı bir program yok, tamam mı? Öyle bir şey yapmak istiyorum ben de hocam. Güzel. Fakat evladım, talk show da ne olacak içinde? Diğer talk show'dan farklı ne olacak? İnsanlar sen neden izlesin? Bunları düşündün mü? Hocam tabii düşündüm. Hocam işte böyle ortaya bir masa koyacağım. 4-5 şarkıcı, türkücü falan çağıracağım. Sohbet, muhabbet. 10 numara talk show olacak. Güzel, fakat içi tam dolu değil evladım. Tam olgunlaşmamış ham bir fikir. Bence git kendini biraz daha geliştir, fikrini biraz daha geliştir. Fakat bu nasihatim sakın seni köreltmesin, seni frenlemesin, aksine sana kamçı olsun. Şimdi seni görünce benim de geçmiş zamanlarım aklıma geldi. Ben de bir gün bu kapıya geldiydim, kendi projemi anlattıydım. Bana da benzer bir öğüt verdiler, git geliştir abi dediler. Yılmadım, eleştiriler doğrultusunda fikrimi geliştirdim. Buradan duruyorum. Buyurun. Efendim çok heyecanlıyım şu anda da. Efendim benim projemin adı, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Efendim ben adım Radi, soyadım Hoca. Fikirtepe'den katılıyorum. Benim projemin adı Nöbetçi Öğretmen Radi Hoca. Efendim şimdi ben diyorum ki, ben çıkayım her akşam, çıkayım sizin televizyonunuzda dersimi anlatayım. Arkasından da sizin programlara sallayayım. Bu mu proje? He. Ya vallahi şimdi bir şeyler var da. Tam değil yani. Yani geliştirmeniz gerek biraz. Bu şekilde olmaz. Heh, o zaman ben haftaya geleyim mi bir daha? Haftaya bir daha geleyim mi? Olur. Haftaya yine bir gelin. Geliştirin biraz. Görüşelim. He tamam, tamam. Haftaya bir daha geleyim. Efendim merhaba. Ben adım Radi, soyadım Hoca. Fikirtepe'den katılıyorum. Tekrardan geldim. Efendim şimdi ben düşündüm, taşındım, eleştirinizi dikkate aldım, biraz geliştirdim. Efendim şimdi ben diyorum ki, ben çıkayım, her Allah'ın günü çıkayım sizin kanalınızda, ders anlatayım. Bakın ders anlatma gene olsun, dersimi anlatayım, arkasından da sizin programlara sallayayım. Radi Bey, sizle geçen hafta da konuştuk, geliştirin dedik, gene aynı projeyle gelmişsiniz. Şey yapalım mı o zaman, ben bir hazırlanayım mı, daha bir geliştireyim mi kendimi? O zaman ben haftaya bir daha geleyim mi? Tamam, haftaya geliştirin biraz.
İçeriği doldurun, tekrar gelin madem. Tamam, o zaman geliştirip geliyorum hafta tekabe. Tamam, sağ olun. Efendim merhaba, burada mı duruyorum? Efendim merhaba, ben adım Radi, soyadım Hoca, Fikir Tepe'den katılıyorum. Geçen hafta da gelmiştim. Efendim şimdi ben son derece dikkatli bir şekilde düşündüm. Projeyi analiz ettim, gözlemlerimi yaptım. Efendim ben diyorum ki şimdi bakın, ben şimdi çıkayım sizin programlara, sallayayım, sonra ders anlatayım. Dayı, bak geçen de aynısını anlattın. Gelişti dedik, cümleyi devirip karşımıza geliyorsun. Bizim vaktimizi yiyorsun ya. Son bir şey yapalım mı? Haftaya ben o zaman uygunlaştırdığım projeyi böyle taş gibi yapayım geleyim, olur mu? Son bir kez geleyim. Efendim ben Radyo Hoca Fikir Tepe'den katılıyorum. Efendim geçen 4 haftadır geliyorum. Efendim ben şimdi diyorum ki bakın, dikkatli. Efendim ben çıkayım, sizin programlara sallayayım. Atayım, tutayım, ders anlatayım, sonra sallayayım programlara. Tamam, alın bunu, tamam. Tamam, alın bunu, tamam. Tamam, gönderin projeyi komisyona. Tamam, ben vereceğim maaşını da, tamam. Tamam, alın bunu. Oldu mu, kabul oldu mu? Tamam, alın bunu buradan. Tamam, çok sevindim, çok teşekkür ederim sizlere. Tamam, çok teşekkür. Yani işte böyle. Demem o ki, sen de git fikrini biraz daha geliştir, uygunlaştır. Henüz ham bir fikrim var. Sonra karşıma gel tekrar. Tamam hocam. Tamam, hadi kal sağlıcakla. Evet efendim, kanalımız TRTOK'la böyle yüzlerce, binlerce program başvurusu geliyor efendim. Tabii ki de gördüğünüz gibi radyocanız ince bir filtreyle bir önelemeden geçiriyor bunları efendim. Benim arkamdan da Ankara'da büyük yarı finalde komisyon karşısına çıkacak efendim programlar. Onun arkasından da eğer değerli başkanımız ve başkan yardımcımız uygun görürlerse aramıza katılacaklar sevgili izleyenler. Program alanları devam edecek efendim. Tabii ki de büyük komisyon yarı finalde sadece radyocada olacak sevgili izleyenler. Efendim tabii ki de programı noktalarken her zaman söylediğim bir cümleyi kulaklarınıza küpe etmek istiyorum efendim. TRT Okul seçmeleri bütün hızıyla devam edecek. Güzel programlar gelecek. Herkes TRT Okul izleyecek efendim. Esen kalın. Run them dip it, bam, dam, bam, dip it, bam, dip it, bam.